sanırım. Yüreğim yerinden çıkıyor. Bir hayal daha gerçekleşiyor mu? Son siyasi istikrarsızlığın olduğu korsan hastanelerinin halde çok olduğu bir bölgeye gidiyoruz. Korsan bölgesi olan bu. Bizler Katamayan Ozi tayfası Özlem. Geçmek istiyorum. Himalay, 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 Özi. Özkan. Ben impeller alacağım diye sürekli plan değiştirdim. Sürekli plan değiştirdim. Tahminlerimi böyle gideyim diye. Ve kertenkelemiz Cevher. 2022 Nisan ayında Finike'den ayrıldığımızdan bu yana daima batıya dedik. Ama Karayipler'de de ikinci sezonu devirdik. Hep başka türlü yaşamak mottosuyla kimi zaman geldin. Kimi zaman üzgün ama hep heyecanlı, eğlenceli. Maceramıza sizi ortak ettik. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Unutmayın, bakış açınızı değiştirirseniz birçok kişi için birçok koşulda başka türlü yaşamak her daim mümkün. Bir önceki bölümde Belli kasırgasının vurduğu karı yakuda demirlemiştik. Nedeni de servis botumuzun motorunun imperleriydi. Ama biliyorsunuz ki bulamadık. İmperler konusunda karın için ne diyorsun? Şol abi, şol. Hayır, ben de onu demiştim. Çünkü arkadaşlar ben bugün Anadolu'su olan Bilal'a bağlı diyorsunuz. Bilal'a yazıştım. Adamlar bir de o parça yok dedi zaten. Dinlemiyor. Şansına her türlü denedi. Öğleden sonra yola çıkmaya karar verdik ama ayrılmadan önce de bir önceki sefer çok beğendiğimiz White Island'ı Himalay ekibine göstermek istedik. Bu akşam seyir var. Artık Karayipler'e veda ediyoruz. Karşımızda koskoca engin bir Güney Amerika bizi bekliyor. İlk Güney Amerika'nın ilk ülkesi Venezuela olacak. Venezuela'nın, biliyorsunuz Venezuela tehlikeli. Ama biz Venezuela anakarasına değil adasına gideceğiz. Ama gene de bu şu demek değil, yani hiç sıfır tehlike demek değil. Venezuela'dan geçerken Venezuela'ya yaklaştığımızda gece geçmemek için şimdi akşamüstü yola çıkıyoruz. Önümüzde tam 116 mil var. 116 mil sonra Venezuela'nın ilk adası olan Los Testitos adasına gidiyoruz. Böyle birkaç adanın oluşan bir grup. Onlarda kalacağız birazcık. Akşam yemeğini şimdiden yapıyorum ki rahat edelim seyir sırasında. Menüde ne var? Menüde kıymalı pirinçli ıspanak yemeği var. Ispanak yemeği, bir de yanında tabii ki yoğurt. Ve Himalay gidiyor. Hadi selametle görüşmek üzere orada. Ayı bacağı seyriyle yol alıyoruz. 20 ay sonra. 2 sene Karayipler Rolla Baydı. Yani Baydı derken tabii ki Karayipler güzel, keyifli. Ama eğer kafanızda bir gelecek planı ve rotası yoksa. Yani şu an her zamanki gibi yol bizi çağırıyor. Yani artık veda vakti. İstikamet nereye çıkacaksın? Venezuela. Yani siyasi istikrarsızlığın olduğu, korsanlık faaliyetlerinin halde çok olduğu bir bölgeye gidiyoruz. Bu sefer biraz abarttık sanırım. Macerası macera, dibine kadar dedik. Ve bakalım. Umarım her şey yolunda gider. Bol şans dileyim bize.
Özle ikimizin aynı anda uyanık kaldığı zamanlardan birindeyiz şu an. Demin ben uyudum, sonra yemek yemek için uyandık ve ben sizin Özle'nin uykusu gelene kadar ya da Öz uyanana kadar daha doğrusu ben uyanık kalacağım gibi görünüyor. Şimdi yine Granada'dayız şu an. Daha doğrusu Granada'nın açıklarındayız. Granada'nın güney burnunun tenerini gördük. Yavaş yavaş Granada'dan uzaklaşıyoruz. Karın uzaklaştıkça internetimiz olmayacak. Aslında bizde Starlink var ama Starlink olmasına rağmen Starlink'te bazı servisler var. Yani okyanus geçiyorsunuz, okyanus servisini seçiyorsunuz ve böylece daha pahalı bir şey ama okyanusa internetiniz çekmiş oluyor. Okyanus modelini de bir günlük yolculuk için açmak istemedik. Venezuela adalarında internetimizi çekmesini normal şartlarda bekliyoruz ama göreceğiz. Bu arada şuna da açıklık getireyim. Karayip adalarına veda ediyoruz derken aslında yanlış bir terim. Biz hala Karayip denizinde olacağız. Yola çıktığımız andan itibaren Pupa Seyri, yani Ayı Bacağı'yla yol alıyoruz. Ve şu an her şey yolunda. Normal ortalama 5 nat civarında bir hızımız var. Günaydın Kocacan. Günaydın. Hayırdır kaldık böyle rüzgarsız köy kuyularda? Kaldık valla. Motorla gidiyoruz, hep çok şok. Dün gece 4'ten bir yana motor çalışıyor. 3 saat olmuş şu an. 3 saattir motor çalışıyor. Elimizde ben bakmadım Özkan, kaç mil var? 48 kalmıştır. 48 mil daha var. Gelsiz bir günde gidiyoruz. Benden dolayı. Hayır, senden dolayı. Ben infaylar alacağım diye sürekli plan değiştirdim. Sürekli plan değiştirdim. Tamirlerimi yapıp öyle gideyim diye. Duramadık. Bir de onda da şöyle bir şey var. Önümüzdeki günlerde daha da gelsiz bir gün var. En azından bugün gece 4'e kadar yelken yapabilecek ama önümüzdeki birkaç gün hiç rüzgar yok. Bir de yağmurlu günde gitmemeye çalışıyoruz. Özellikle gece seyrinde. Gece seyrinde yağmur bırakan bulutlar olsun istemiyoruz. Yani şöyle bir şey var. Okyanus mu, rüzgarsız mı olur? İşte oluyor. Hemen 100 küsür millerimiz, yani şuralar, şu taraflar Venezuela. Yani 100 küsür dediğim 100-110 maksimum. Hadi taş çatlasın 120 mildir, ölçmedik. Bu arada biraz şunu söyleyelim, saat 10.30 ve Himalay'da hala haber yok. Yani şöyle, insanlar bir okyanus geçerken soruyorlar, birlikte mi geçiyorsunuz diye. Sevgili arkadaşlar, 117 millik bir mesafede bile birlikte geçemiyorsunuz. Bunun nedeni çünkü biz biliyorsunuz katamaranımız o tek yönde ve biz kıçtan gelen Pupa Seyri'ni severiz biz. Kıçtan gelen yüzleri severiz. Pupa Seyri bir katamaran için keyifli bir seyir. Ve bizim için de böyle uykumuzu açan dikkatli güzel bir seyir oldu. Ha Pupa'ya kaçacak, Hasancak'a kaçacak, ha İskele'ye kaçacak derken böyle bir iki sancak var, bir iki iskele var derken böyle güzel bir seyir oldu. Tabii rüzgar varken. Daha hızlı gidelim diye yapıyorum. O daha hızlı gidelim diye Pupa Seyri yerine böyle zikzaklar yaparak ilerlemek istedi. Ama sonuç itibariyle birbirimizi kaybettik. Umarım onlar varmışlardı. Dediğim gibi şu an saat 10.30. Bizim kalan milimiz 30 mil. Ve diyor ki bu hızla giderseniz 5 saatte demin atmış olursunuz diyor. Böyle sakin havalarında bu güzelliği var değil mi Özkan? Çaydanlık masamızda gayet enik onu kahvaltı yapıyoruz. Bir hayal daha gerçekleşiyor mu? Son 24 mil çakacak mıyız?
kalırız ama motorla gidiyoruz zaten şu anda. Son 24 mil bir ayağla gerçekleşiyor. Güney Amerika'daki ilk ülke Venezuela. Ama Nerim abileri göremiyorum ben. O ben olur seni. Büyük ihtimalle o mühendir gitti ve demir attı. Ha görünüyor odalar. Gördüm gördüm Özkan, gördün mü? Bir de biz o adaya mı gidiyoruz? Ya başka da yok ki. Tekne nasıl dışarı duruyor ya? Bak kanıtıya bak. Evet biz sanki adanın buraya gidiyormuş gibi adanın burasına gidiyoruz. Ama tabii kamerada görünüyor mu bilmiyorum ada. Ama gayet iyi görüyoruz. Özkan dedi ki ada görünmüyor dedi. Tam geldim adayı gördüm. Ne diyorsun? Peki niye bu kadar korktuk biz bu işten? Venezuela yani kime sorsan ne işim var orada diye. Ve şöyle bir şey var sevgili arkadaşlar. Mesela şimdi Alim Abi'nin kitabını açtım ben. Onu daha önce okumuştum ve buralarda, bu bölgelerde, bu Venezuela adaları civarında çok gezdiğini biliyorum ama yıllardan 2004. Ama o zaman bile 2004 yılında düşünün buraya geliyorlar ama gelirken çok tedirginler. Çünkü onların zamanında bile bir katamaran, onların arkadaşı olan bir katamaran saldırıya uğruyor. Korsan saldırısına 6 tane böyle elleri silahlı, maskeli adam tekneye gidip bayağı güzel soyuyorlar adamları. Hatta birini öldürüyorlar sırf azıcık hareket etti diye. Kısacası bu bölge o zamanlarda bile, gidilebilir olduğu zamanlarda bile korsan tehlikesiyle anılıyormuş. Şimdi daha da sıkıntılı. Biz Timnat'a giderken de biliyorsunuz korkmuştuk. Hatta o zaman daha çok korkmuştuk çünkü o zaman bir sürü başka yani balıkçı teknesi gördük, işte karanlıkta ışık oyunları oynadık falan, biliyorsunuz kendi kendimize bir paranoya girdik. Ama çok şükür bu yol daha sakin geçti. Ben özellikle gündüz varmak istiyorum adalara. Hem bilmediğimiz adalar olduğu için, ayrıca etraf çok fazla resif dolu. Ayrıca korsan bölgesi olan bu Venezuela açıklarından da mümkün mertebe gündüz geçmek istiyordum. Öyle de oldu. Çok şükür sadece birkaç tane gemi gördük yol boyunca. O da şu hatta gelinceye kadar hiç görmemiştik. Şu hatta gördük. Bir de gece bir tane gördük galiba. Evet, gece gördük yani. Evet, başka? Başka, normalde burada yelken yapılabilecek denizde 12-13 saat motor yaptım şu an. Ya onu geçtik artık yani. Hayır, tam geçtik çünkü bitti, yol bitmek üzere. Son 16.9 milimiz kaldı. Şimdi bir odalara giriş Los Soches'ten, yani önümüzde birkaç ada grubu sonrasında, yani burası Los Cestitos adaları grubu, ardından Barranquilla adasına gideceğiz, ardından Los Soches'e gideceğiz. Los Soches paralı girişin olduğu ve biraz da pahalıca bir yer. Ama ana giriş, yani adaya, Venezuela ülkesine giriş oradan yapılıyor. Buralarda aslında bir giriş yok tam anlamıyla. Ama biz yine de bayrağımızı tabii ki takıyoruz. Sahil güvenlik çünkü gelip evrak kontrolü yapabiliyormuş. Evet, bir hayal daha gerçekleşti. Venezuela bayrağını toka ettik. Böyle rüzgarsız günlerin bir kötülüğü de çok sıcak olması. Sıcaktan ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Güneş yer değiştirdikçe, güneş yükseldikçe teknenin etrafında dört deniyorum. Gölgenin neresiyse oynasın diyorum. Bir şöyle bir posta deniz suyuyla yıkandık. Ama gene de kar etmedi. Zaten sıcak. Ne
az kaldı. Görüyorsunuz. Adacıklar. Himalay nerede acaba? Bir onları bulalım. Himalay, 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 Özi. Himalay, 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 Özi. Himalay, 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 Özi. Tatlım ne düşünüyorsun? Düşünüyorum inşallah şeyin arkasında bizden hızlı gelmiş olmaları lazım. Arkada yoklar. Gece boyu da görmedik. Bayağı gözle görülür oldu demir atmak istediğimiz yer. Hemen şu arada demir atmayı planlamıştık. Öyle sözleşmiştik Himalay'la. Fakat Himalay'ı göremiyoruz şu an. Yani buradan bu uzaklıktan bir direk görünmüyor. Tabii daha içeri sokulmadıysa. Hani bir şey var aklımızda. Daha içeri sokulmuş olma ihtimali. Maalesef biz bir hata yaptık. Şöyle. Hata da şu. Şeye güvendik. Starlink'e. Starlink aslında çalışıyor. Ama burada şöyle bir problem var. Sanırım Elon amcanın Venezuela ile anlaşmasının olmadığını düşünmedik. Unuttuk. Yani ben hala öyle yani bilmiyorum. Şu an öyle olduğunu düşünüyorum sadece. Yani %90 Venezuela anlaşması yok Elon Musk'ın. O yüzden burada zaten çekmiyor Starlink. Sadece Okyanus moduna geçersek çekiyor. Okyanus moduna da almadık biz. Çünkü Okyanus modu pahalı. Ama herhalde anlaşabilmek için Okyanus moduna geçeceğiz gibi görünüyor. Ama şimdi önce bir birbirimizi bulalım hele. Hele bir Himalay'dan haber alayım. Alalım. Anons ediyoruz. Telsizden cevap yok. Acaba telsiz mi bozuk gibi kafamızda soru işaretleri var. Çünkü biliyorsunuz AIS'imiz bizim hep anten alarmı veriyordu. Ama telsizle iletişim kuruyorduk bugüne kadar. Hatta yolda da kurduk. Himalay'la bir kez konuştuk. Himalay bizden daha hızlı bir tekne. Performans teknesi biliyorsunuz. Biz ama daha hızlı gidebilmek için Pupa'dan almadı. Board'dan aldı rüzgarı. Hızlı gelmiş olması gerekiyor. Motor da basarnedim abi. Yani böyle oyalanmaz. Bakalım göreceğiz. Hele bir dönelim şu adanın burnuna. Ve maalesef Himalay yok. Anlaştığımız yer burasıydı. Ha, ses geldi. Allah'ım çok güzel bir şey bu. Oh. Himalay, 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 Ozi, Ozi. Hoş geldiniz. Biz Özkan'la konuştuğumuz yerin karşısındayız. Oraya geldiğinizde sancak tarafında göreceksiniz zaten. Tamam. Tamam. Nasıl mutlu olduk anlatamam sana. Biraz evvel sahil güvenlik bizim yazdılar, çizdiler, fotoğraf. Sizin geleceğinizi de söyledik. Neyse onlar uğrar zaten size. Tamam. Çok mutlu oldum sesinizi duyduğuma. Tamam. Akşama balık var. Aa, süper. Akşama balık varmış Özkan. Sözleştiğiniz yerin karşısındaymış sancağım. Ses geldi ben rahatladım. Vallahi var ya. Yüreğim yerimden çıkıyor derim. Dün sana oldu. Seni yüzerken görmedik. Tekneye gelmiştim. Nasıl tırstık var ya kafanı görmeyince. Şimdi de onları. Ulanım sıçtık. Benden sonra gelme şansı yok çünkü. Ve bizimkiler. Nedim abi ya ne zaman geldiniz? Ya nasıl korktuk, nasıl korktuk? Sizi görmedik biz hiç gece.
diyoruz ki şey bakıyoruz, anons ediyoruz, ediyoruz, duyulmuyor. Akşama bir çorbası var. Kim verdi? Biz tuttuk. He he, gerçekten mi? Geldiğimde koşa koşa denize atlamak istiyordum. Ta geri gelmez sahil güvenlik botu geldi, yapıştı. Bir de şu an olduğumuz yerin suyu güzel değil, ben beğenmedim. Çok yağmur yağmış dün. Ondan dolayı suyu bulanık. Ama ben çok yorulmuştum. Valla ilk şeyim çöpeye attıktan sonra ve direkt kendimi suya bırakmayı hayal ediyordum. Beceremedim, olmadı. Çünkü olmadı. Sahil güvenlik geldi ama sahil güvenlik de İngilizce çok az biliyorlar. Evet, İspanyolca konuştum. Evet, ben yakam. Ama şey, azar azar yani hepimiz. Onlar az İngilizce, biz az İspanyolca. Bir de burada internet çekmiyor. Size video falan nasıl isteyeceğiz, ne yapacağız hiç fikrim yok. İspanyolca bilmediğimiz kelimeleri de İspanyolca el sözlüğü vardı yanında. Yıllar evvel çok İspanyolca öğrenmeye merak salmıştım, öğrenememiştim. Yani devam etmemiştim o zamandan kalma. Ve aslında iyi oldu yani. Böyle. Daha yeni işimiz bitti. 5'te çapıyı attık. Motorları kapadık. Ama 5'ten saat şu an 6 çeyrek. Bir saat 15 dakikadır. İşte tekniği aradılar. Drone ve zıpkına yasak dediler. Zıpkını buldular zaten. Drone'u da gördüler şimdi. Ama her şeyler çekmişler bunlar. Çekmemediler sana. Yasak dedi şimdi. Yasak demiştim. Çekerken görürse ayıp olur. Bayan Koyla da çekerim belki. Burada çekemeyeceğiz maalesef. Harika, burası çok güzel bir yer gerçekten. Yani onlar görmeseydi iyi olurdu. Neyse. Evet arkadaşlar. Venezuela'da İspanyol şarkılar başladı. Ya İspanya güzel ya buralar. Böyle müzikler, müzik sesleri geliyor. Çocuklar futbol oynuyordu demin kendine. Adamlar yalnız ta İspanya'da çıksın gelsinler. Buradaki İnsanları etki altına alsınlar, dillerini öğretsinler. Ama buradaki insanlar şey, iyi, muhabbet, keyifli yani. Hatta adamlarla pazarlık yaptım. 48 saat sonra gidin diyorlar. Ben dedim ki yok yok, 4 gün kalalım. arkadaşlar yani biz geleceğiz diye ortamı geçti. Değiştirmiş, ışıkları mışıkları. Ya hiç gerek yoktu da. Disko yaptım size. Ay, yaz böyle kartım gitmiş ha. Ya ben de pilim gitmiş benim. Şimdi yemek yeriz. Hazır zaten yemekler. Bir tek kız artık. Şey. Şermin göster bakayım balıkçığını. Kim tuttu? Kim tuttu? Tuttu ne geldi? Yemin ederim böyle bu kadar bir balık. Ne? Adı neydi? Ve mayın etli bir balık. Etli, etli bir kavası balık. Kafası yamuk bu arada, yeşil. Fırçın mı? Getir getir, resmini getir. Bak zor dur, resmini göster. Çok güzel. İki tane de kaçırdık. Evet, iki tane de. Yuh. Yani. Bize bir tane de gelmedi ya. Hangi o tane yaptın ya? Taktı bizim şeyimize. Kuşu göndermeye çalıştı. Kuş. Allah'ım sağ ol. Bitiyor. Babalayacak, alacak, ağzı gidecek ilk önce oltayı. Ondan sonra dedik, baktık kuş gitmiyor. Ondan sonra dedi ki, sen bilirsin artık. Dedi, seni de pişirir geriz. Hilal hangi olta? Şuradaki. Şu galiba. Bu. Azıcık kışkırtıcı var bak onda da. Buradaki adamlarda da var kışkırtıcı. Kışkırtıcı da. Bunların hepsi balıkçılık mı yapıyor Özkan buradakileri? He? Hepsi balıkçılık mı? Kışkırtıcı, evet Özkan'cığım, bundan sonra kışkırtıcı takıyoruz. Başka işleri yok ki. Evet. Mayı yakalamışlar. Dorado. Evet, balıklar zaten beni bekliyordu. Evet. Çok şanslısınız efendim. Biz hiç bize hiç. Ama kışkırtıcı takmak lazım. Kışkırtıcı tamam. Bundan sonra tüyü aldım. Öyle ya, işte bu bölgede bence biz zamanlama hatası yaptık bana kalırsa Özkan'cığım. Sabaha karşı, sabah karanlığında yola çıkıp gündüz buralara geçmek gerekiyordu. Ne? Çünkü yani bu risk şeyi tedirginliği yaşamamak için. Sıkıntı olacağını düşünüyorum. Direkt gitmiyorum çünkü şuradan geri akıntı var. Fakat buradan böyle ve sonra adaya doğru ileri akıntı var. Tamam. Yani ben şu an akıntıdan faydalanmaya çalışıyorum. Evet.
ilk iletişim kurduğum aile. Tam önümüzde birisi sancakta, birisi iskelede iki tane balık teknesi var. Özkan, bunlar bana saldırıyor. Bak bak,